Ekonomi yönetiminin, değerli izleyiciler, ekonomi yönetiminin üst düzey bir yetkilisinden alınan bir kulis bilgisini şimdi aktaracağım. İddiaya göre, kimden aldım bu iddiaya? Baktım Barış Soy'dan galiba söylemişti. İddiaya göre ihracatçı birlik başkanları ile bir araya gelen bu ekonominin üst düzey yetkilisi onlara demiş ki çok canınız sıkıldı, çok acı çektiğinizi biliyoruz ama bekleyin 29 Mayıs'tan sonra sizi mutlu edeceğiz. Sizi mutlu edeceğiz. Ben bunu duydum ama ben buna çok prim vermedim. Çünkü biliyorsunuz ekonomi yönetimimiz insanları terse yatırma konusunda uzmanlıklarını aldılar artık. Böyle der bambaşka bir şey yapar. Öyle der komple farklı bir şey yapar. Doğru mudur nedir? Mantığım doğru olduğunu söylüyor. Kuru tutamıyorlar diyor. Ama öte yandan belki de bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Belki de insanları terste bırakmak istiyorlar tekrar. Çünkü o kur şoku zamanı KKM'ye geçişteki insanların dolara saldırıp daha sonra bütün birikimlerinin büyük bir kısmını kaybetme noktasını ben unutamıyorum. Yani çünkü insanları telaşa sürükleyip ondan sonra ellerinden bayağı dövizlerini aldılar gibi bir şey oldu bu. Ya ben bunu unutamıyorum. Bu beni mesela çok rahatsız etti ki ben bu telaşla hiçbir işlem yapmamıştım. O ortamın, o krizin sıkıntısını görmüş olmanın etkisiyle ama bunu normal bir vatandaştan bekleyemeyiz. Yani birikimini korumaya çalışan, maaşlı çalışan birinden bu aynı soğukkanlılığı bekleyemeyiz. Şimdi çok ilginç bir yorum oldu bu. Rubil abiye de benzer bir soruyu sormak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü aslında bu hamle, yani ekonomi yönetiminin üst düzey yetkilisinin ihracatçılara ya çok acı çektiniz, bak yakında mutlu olacaksınız demesinin anlamı şu değerli izleyiciler. Dolar artacak. Yani Erdoğan doların artışına belki de hani kısa bir yükseliş de olabilir, küçük bir yükseliş de olabilir ama sonuçta Erdoğan artık 29 Mayıs'tan sonra doların artışın yükselmesine izin verecek demeye getiriyor. Ama bak Elif Gökdemir de diyor ki aman dikkat, burada başka bir olay olabilir diyor. Öte yandan sürekli bankacılar tarafından aranıp kenarda köşede kalmış ufacık dövizler, altınlar için bile KKM'ye sokulmaya çalışılıyoruz. Böyle de bir durum var şu an realde. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. O yüzden de ilk turdan önce yapmadılar ama şimdi ikinci turda artık matematikte neredeyse %100 oranında Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söylediği için daha rahat hareket edebiliyorlar. Ama onda da asla ipin ucunu kaçırmıyorlar, bırakmıyorlar. İşte bankacılık lobisi, özel bankalar lobisi gibi bir takım hayali düşmanlar uydurulup onlar üzerinden de hala bir algı çalışması yapılıyor. Asla bırakılmıyor. Yani sen diyorsun ki artık tencerenin dibine sıyırmaya geldiğimiz için veya seçim sonucunu garanti gördüğü için daha fazla zorlamadılar. Aynen Ama öyle. şunu da bırakmıyorlar Ferit, dikkat. Kızımla düşünüş biçimimiz aynı. Merkez Bankası bu kararı alıyor, bankalara tebliğ ediyor. Bankalar kararın gereğini yapıyor ama arka planda birileri çıkıp diyor ki falan lobi, filan lobi AK Parti'ye ve seçimlerde bize saldırıyor. Bak yani algı operasyonu böyle bir şeydir. Kararın sahibi Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bu kararı, ne dedim, 2 yıl içinde 250 tane değişik karar almışlar. Buna ne diyorduk? Makro ihtiyati tedbirler. Evet. Bunun yazıya bağlanması demek. Bunu bile dış güçlere, lobilere, banka lobisine, finans lobisine bağlama işinde propaganda ustalıklarını göstermeye devam ediyorlar. Bu aralar yeni bir opsiyon ürünü sunuyorlar herkese. Twitter'da biraz dillendirildi sanırım ama çok yayılmadı diye biliyorum. Bazı oranlarda bazı dövizlere işte önden primini verip bir sene sonra gel al dövizini şeklinde gerçek olamayacak kadar iyi oranlarda opsiyonlar sunuyorlar. Mesela 500 bin dolara %20'sini ben sana hemen vereyim dolar olarak. Sen 500 bin dolarını bir sene sonra yine gel 500 bin dolar olarak al. 100 bin dolara %10'unu vereyim. Bir sene sonra 100 bin dolar olarak geri al. Şimdi bu beni inanılmaz korkuttu. Çünkü doların düşme opsiyonu olmadığına göre durum çok ciddi. Döviz krizi var ve nereden döviz bulabileceklerini şaşırdıkları için neredeyse %20'ye varan korkunç tefeci faizleriyle prim adı altında insanların paralarını toplamaya başladılar. Bu beni çok korkutan bir şey oldu. Evet hani belki elinde dövizi olan için müthiş bir kazanç ama bu kazanç da milletin cebinden çıkıyor. Bunu da herkes bilsin. Yani bu eninde sonunda hepimizin ödeyeceği bir bedel. O yüzden böyle insanlar aslında nakit avansa saldırmadan önce ben anlıyorum herkesin
motivasyonu tabii ki anlıyorum. Herkes kendi evini kendi çarkını döndürmeye çalışıyor. Ama nakit avansı işte böyle gerçek olamayacak kadar iyi faiz oranlarına saldırmadan önce aslında birazcık bunun ülkenin selametiyle ilgili olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani bundan haberiniz var mıydı bilmiyorum. Hani benim yoksa bir benim de yoktu. Benim de yoktu ama araştıracağım. Yoktu. Bakacağım, araştıracağım. Ama duymamıştım bunu Elif. İlginç bir durum. Gerçekten yani %20 500 bin dolardan itibaren %20'sini direkt cebine prim olarak verip bir sene sonra gel aynı paranı dolar olarak al diyorlar. Ya bu çok çok vahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Bunu nereye kadar bilmiyorum. Ben gerçekten hani artık babamın da dişiyle uykumu kaçıracak duruma geldi. Türkiye'nin tablosu gece uykularımı kaçıracak noktaya geldi. Hele bizim gibi iş yapan insanlar için gerçekten her gün ayrı bir belirsizlik. Ben bugün mail order ödememi yapamadım mesela. Bir yerden nakit bulmam gerekti. Nakit bulacak yer yok. Bütün kredi muslukları kapandı. Şimdi ben nasıl döndüreyim şirketimi? Ben bunu düşünüyorum. Ve bütün çözümler aslında serbest piyasa ekonomisinde. Bütün çözümler aslında her şeyi serbest bırakıp her şeyin rayına oturmasını beklemekte rasyonel politikalarla. Ama biz çok fazla müdahale ediyoruz. Yani kirasına müdahale ediyoruz. Kredisine müdahale ediyoruz. Faizine müdahale ediyoruz. Asgari ücretinin bilmem nesine müdahale ediyoruz. Her şeyin içindeyiz. Devletçi politika bu demek değil. Devletçilik bu değil. Devlet ve insanlar da artık bunu o kadar oturttular ki en ufak bir şeyde devlet buna müdahale etsin diye bir çağrıda bulunuyorlar. Bu da beni çok korkutuyor. Beni en çok korkutan şeylerden bir tanesi de bu. Diyelim mesela araba fiyatları artıyor. Devlet müdahale etsin. İşte devlet şeyi tutuklasın. Galericileri tutuklasın. Ondan sonra devlet ev sahiplerine dava açsın, ev sahiplerini süründürsün. Marketler falan değil mi? Onlar da aynı. Evet, marketleri alsın, şey yapsın, bir daha gün yüzü gördürmesin, hapse atsın. Yani bu devletçilik böyle bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. 2002'nin Şubat ayında Merkez Bankası'nın rezervlerinin, yani uluslararası net rezerv dediğimiz, kullanılabilir, ha dediğinde kullanabileceğimiz döviz miktarı 2.3 milyar dolara düşmüş. 2002'den sonra yeni bir rekor, yeni bir tarihi zirve. Bunu söylemiyorum ama burada da görünüyor zaten. Hiç kırmızı 3'ün altında net uluslararası rezerv var ya, 2.3 milyar dolar orada gözüküyor zaten. 57.8 milyar doları bulsak, bir yerlerden bulup Merkez Bankası'na koysak, Merkez Bankası'nın net rezervleri sıfıra ulaşmış olacak. Yani bilançoda artı eksi alacaklarla borçlarla alacaklar arasındaki denge sıfıra gelmiş olacak. Günlük rezervler 105.1 olarak gözüküyor ama bunun hem altınlar hem dövizler Merkez Bankası'na ait olmadığı için munzam karşılıklarla, swaplarla, emanet altınlarla veya depo edilmiş paralarla hatta IMF'in SDR dediğimiz orada bak 7.7 milyar dolarlık bir istenildiğinde kullanılacak bir tahsisatı var. O bile rezervler arasında gözüküyor. Evet. Yani 7.7 milyar SDR, IMF'in kullandığı para biriminin adına SDR diyoruz. O bile orada görünüyor. Yani olmayan, tahsis edileceği, sıkışıldığında tahsis edilecek para bile brüt rezervler arasında gözüküyor. Altınlar bu hafta altın rezervlerinden 1.4 milyar dolarlık azaltmış ve satmışlar. Uğur Gürses'in bir grafiği var. Onu da verirsen orada görünür ama buna da tekrar dönelim. Uluslararası net rezervlerimiz demek benim kıraathane muhabbetinde kullanacağımız şekilde ha dediğimizde kullanacağımız banknot miktarı, döviz miktarı. Yani hepsi 2.3 milyar dolar. Kime ait olduğunu sormuyorum bile. Yani brüt rezervlerin eksi 57.8 olduğu yerde zaten o 2.3 milyar dolar bile senin malın değil, senin mülkiyetin de değil. Özür dilerim. Hakan Kara Hoca hep imdadımıza yetişir ya. Tablo 4. Bak. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? 559 tondan 414 tona düştü. Bak bu 414 tonu satsak bile eksi rezervden yine kurtulamıyoruz. Bir ton altının
parası 60 milyon dolardır. Çok para değil. 400'le çarparsanız 24 milyar dolar. Bütün altınlarımızı sıfırladık. 559'dan zaten 414'e düşmüş. Onları sıfırladık düşün ki. Hı hı. Net rezervlerimizi eksi rezervlerimizi 24 milyar dolar daha düşürmüş oluruz. Hepsi o. Bizim altın algımız da farklıdır ya. Merkez Bankası'nın veya hazinenin altınlarının böyle Türkiye'yi kurtaracak bir büyüklükte olduğunu zannederiz. Şu 414 ton altının karşılığı 24 milyar dolardır. Ferit. Eksi rezerv neydi? 57.8 milyar dolar. Bak herkes bunu unutmasın ki tekrar algılarımızda kimse oynamasın.